ticaret sicilde tescil edilen işlemlerin ayrıca vergi dairesine bildirilmesi gerekli mi? Hangi durumlarda gerekli, hangi durumlarda gereksiz? Bununla ilgili yasal uygulamalar ne zaman başladı, ne zaman uygulamaya konuldu? İbrahim abi, şimdi ta 2012'den önce ticaret sicil müdürlüklerinin şirket kuruluşlarını, yani limited şirket ve anonim şirket kuruluşlarını vergi dairesine, sosyal güvenlik kurumuna, yabancı sermaye genel müdürlüğüne bildirimleriyle ilgili yükümlülük geldi. 2012'den önce, yani 2008'de geldi. 2008'den sonra devam etti, gitti. 2012'de bunu, o zaman kanunda yoktu. 2012'de bunu kanuna, Türk Çağrı Kanunu'na koydular. Dediler ki 27. maddesine, ticaret sicil müdürlüğü şirket kuruluşlarının vergi dairesine bildirir. Ticaret sicil müdürlüğünün bu bildirimi mükellefin bildirimi yerine geçer. Şeylerin, vatandaşın ayrıca bildirim yapmasına gerek yoktur. Açıklıklarının bildirimi. Biz bunları yaparken tabii bir taraftan da Mersis yaptık. Velhasıl Mersis'ten vergi daireleri VEDOP'la, Mersis'in, yani vergi dairesi otomasyon projesiyle Mersis'in haberleşmesi sürmeye başladı. Derken en son aksaklıklar falan giderildi. Bunu yasal bir zemine oturtalım denildi. Maliye işte bu yılın başında bir tebliğ çıkardı. 546 sayılı Sıranoğlu tebliğ. Bu tebliğde mükelleflerin ticaret siciline tescil yaptırdıktan sonra 7 tane işlem var. O tescillerle ilgili maliyeye bildirim yapmasına gerek yoktur dedi maliye. Bu bildirimler Ticaret Sicil Müdürlüğü de demedi hatta. Ticaret Bakanlığı dedi. Bakın Ticaret Sicil Müdürlüğü bile demedi. Ticaret, çünkü Mersin'in sorumlusu Ticaret Bakanlığı olduğu için. Ticaret Bakanlığı tarafından bildirildiği için vatandaşın bildirilmesine gerek yoktur denildi. Bunlar nelerdi abi? Şirket kuruluşları, şube açılışı, şube kapanışı, tasfiyeye giriş, tasfiyeden dönüş, terkin, bir tane daha vardı. Adres değişikliği. Terkin ve adres değişikliği. Bu 7 tane işlemin Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne tescilini yaptıracaklar. Ticaret Sicil Müdürlüğü'nün tescili yaptıktan sonra Mersin üzerinden online ben vergi dairesine bildirmiş oluyorum. Vatandaşın artık bildirim yapmasına gerek yok. Bildirim yapmadın diye artık ceza meza da ortadan kalktı. Şimdi ama burada dikkat edilmesi gereken bir olay var. Bu işlemleri şirket kuruluşu hariç %95'ini vatandaş tescilden önce eskiden maliyeye bildiriyordu. İlk önce maliyeye bildiriyordu, sonra gidiyordu ticaresine tescil ettiriyordu. Gidiyordu maliyeye, diyordu ki ben şube açtım, maliye tamam diyordu, kabul ediyordu. Ondan sonra geliyorlardı ticaresine tescil ettiriyorlardı. Adres karar alıyordu, adres değişikliğini maliyeye bildiriyordu. Maliye git ticaresine tescil demiyordu. Alıyordu, kayıtlar işliyordu. Maliyedeki adres farklı çıkıyordu, ticaresindeki adres farklı çıkıyordu. Vatandaşın şube açılışını maliyeye bildiriyordu ama ticaresine tescil edilmemiş oluyordu. Şimdi sistem tamamen değişti. Maliye dedi ki sen vatandaş, sen bu 7 tane işlemi ilk önce ticaresine bildir, tescilini yap. Ondan sonra ben onu bildirim olarak kabul ediyorum dedi. Tescilini yapmazsan bildirim de yapamazsın dedi İbrahim abi. Buradaki en güzel olaylardan bir tanesi bu. Yani vatandaş artık Doğruya yöneldi. Vatandaş artık hani maliyedeki durumuyla ticaretindeki durumu farklı hale gelmeyecek. Tasfiye, eğer bizde tasfiye halindeyse maliyede de tasfiye halinde gözükecek. Maliyede tasfiye halinde gözüküp bende tasfiye halinde değildir, normal faal halinde gözükmeyecek. Ya da terkinlerde de aynı şekilde gözükecek. Yalnız burada bu şirket müdürlerine ve mali müşavirlerine uyarmak istediğim önemli bir husus var. Tasfiyeye giriş, tasfiye kapanış yani tasfiye sonu işlemlerini her ne kadar Ticaret Sicil Müdürlüğü online maliyeye bildirse bile burada yine mükelleflerin yapması gereken bildirim var. Bilançoları bildirmek zorundalar. Bunu unutmasınlar. Bak bundan dolayı da ceza yiyebilirler. Yani tasfiye giriş bildirmeyecek ama bilançosunu maliyeye verecek. Tasfiye sonunu veriliyor zaten o iş. Yani başlamaz başka türlü. Anladınız değil mi demek istedim? Hayır, şimdi online ben bana tasfiye girişte bilanço istemiyorum ben. Tabii. Ben maliyeye tasfiye bilançosunu göndermeyeceğim. Ama siz vereceksiniz tasfiye giriş bilançosunu. Sevgili müdürüm, oradaki uygulama şöyleydi. Tasfiye girişte önce işlemler, tasfiye ile ilgili işlemler size bildiriliyor. Bildirildikten sonra sizde aldığımız belgeleri bir bildirim şeklinde vergi dairesine bilgi veriliyordu. Ve bu arada tasfiye giriş tarihi itibariyle, bilgi tarihi itibariyle zaten gelir gider bilanço, her türlü işlemler yasal çerçeve içerisinde vergi dairesine verilmek zorunda. Bundan dolayı vermemek cezayı eskiden de gerektiriyordu. Şimdi gerekiyor. Benim sorum şu olsun. Ticaret sicilinde tescil edilen uygulamaları biz eskiden alıp aynı zamanda vergi dairesine de bildiriyor. Ama tescili biz geç bildirmekten kaynaklanan, yani mükellefin tescil için size, Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne geç bildirmekten kaynaklanan bir gecikme uygulaması varsa, bu da vergi dairesinin ceza uygulaması kapsamına giriyorsa, sizin bildirmeniz mükellefin bu konuda ceza almasını engeller. Orada iki tane husus
husus var İbrahim abi. Tebliğde de çok açık belirtiyor. Bir, ticaret sil müdürlüğüne başvuru. İki, tescil. Başvuru tarihi tescilden önce olacağı için maliye ceza keseceği zaman başvuru tarihine esas alıyor. Eğer tescil tarihine esas alınıyor burada. Yani cezayı gerektirecek bir termin hesaplaması yapacağı zaman maliye ceza keseceği zaman vatandaşa diyor ki sen ticaret sil müdürlüğüne ne zaman başvurdun? Bu başvuru evranının bir tanesini bana getirirsen ben ona göre size ceza kesip kesmemeyi karar vereceğim diyor. Ama öbür taraflarını, mali konularını tam bilemem ama ticaret sicilinin yapacağı bu, sizin sormak istediğiniz buydu herhalde. Aynen böyle. Sizin sormak istediğiniz buydu. Buradaki önemli olan başvuru. Yani başvuru sırasındayken de mükelleflere şunu tavsiye ediyorum. Lütfen bu durumda olma ihtimaliniz var ise lütfen başvuru dilekçenizin bir nüshasını Ticaret Sicil Müdürlüğü'nden isteyin. Ticaret Sicil Müdürlükleri başvuruların evrakların evrak kaydı kayıt alıp ona bir tarih sayı vermektedir. Yani evrak başvuru kayıt tarih sayısını. Mersis'teki başvurduğunuz tarih sizin evrak Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvuru tarihi olarak kabul edilmez. Manuel olarak evraklarınızı Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne başvurduğunuz zaman o başvuru evrağının bir örneğini alın ki ceza yemesinler abi. Yani tescille ilgili tescil bildirdi. Mükellefin size bildirdiği tescil yapıldıktan sonra kaç gün içerisinde yasal bildirim hakkınız varsa bu süresi içerisinde siz bildirimde bulunuyorsanız ilgili dairelere sizin herhangi bir cezai sorumluluğunuz olmadığı ama bu tescil işlemini size maliye mali yönden geç bildirmişsek zaten bu sizin sorumluluğunuz kapsamında değil. Bu gibi durumda vergi mükellefi cezayı alacağını burada hatırlatmış olalım. Evet. Yani bu, mümkünse de işte yani yasal süresi içerisinde bizim her işlemde aynı değil ama genel süre 15 günlük. Evet. Yani 15 günlük süre içerisinde mümkünse mükellefler bu bahsettiğimiz 7 konu yani bu 7 konuyu ticaret sicil müdürlüklerine başvursunlar. Mümkünse de o süre içerisinde tescil ettirsinler ki en azından şey olmasın. Her zaman söylediğim bir şey var benim. Bana zaman zaman sorarlar. Bunu yapmasak ceza alır mıyız? Alırsın derim ben. Sebebi de şu. Sen vermen gereken bir durum varsa, sen vermemen gerektiğine yönünde tereddüt varsa ver, o sorumluluktan kurtul. Burada da çok sınırlı sayıda bugün için işlem, ticaret tescili, ticaret sicilinde tescil edilmiş olan işlemlerin bildirilmemesiyle uygulamalar var. Bu nedenle tescil edilmesine rağmen ticaret sicilinde ve ticaret sicil tarafından bildirilmesine rağmen mükellefler tarafından ayrıca bildirilmesine hiçbir mahsur yok. Yok, hatta bildirsinler de diyebiliriz. Yani zamanları bolsa yani şey yapmak istiyorlarsa bildirsinler. Yani ama sonuçta bir online gidiyor. Hani tekrar evrak o, çünkü o bildirimlerde bayağı da zaman alıyor. Evet. Ama dediğim gibi bu 7 tane işlemde bunlar mümkün olduğu kadar da yani diğer sadece vergi dairesi açısından değil çünkü merkezi sicil yani Mersis tüm ticari faaliyetlere, tacirlerin şeylere temel alınan bir sicil. Biz bunu sadece şey için değil, sosyal güvenlik kurumunda da aynı şekilde yapıyoruz. Yani tapu, trafik yani 47'ye mi 48'e çıkmış herhalde şu anda veri paylaştığımız kurumlar. 48 tane kurumlarla biz bu verileri paylaşıyoruz. E-Devlet üzerinde var zaten. Herkes biliyor zaten. E-Devlet üzerinde girip ortak olduğun şirketi, şu yetkilisini, metkilisini hepsini görebiliyorsun. Arttırmaya çalışıyoruz. Mümkün olduğu kadar da buradaki amaç şu, hani İbrahim abi toplantıdan önce de söyledim. Bu merkezi sistemi biz ta ben 2008'den beri söylüyorum. Prensip şu, bir defa veriyi al, çok defa kullan. Bir yerde bir veri varsa, o veri tüm kurumlar tarafından kullanılıyorsa değerlidir. Yani ortak akıllı veri, akıllı veri dediğimiz olay bu. Tüm kurumların işine yarabiliyorsa, paylaşabiliyorsan ve çok defa kullanıyorsan çok önemlidir. Biz de mümkün olduğu kadar... İmza beyanı bunlardan bir tanesi. İmza beyanı tabii bu mesela kaldırdık şu anda devlete bir defa yani kaldırdık derken devlet biz uyguluyoruz yani yeni o nüfus cüzdanı olan yeni nüfus cüzdanı olanların hiçbirini biz imza beyannamesini almıyoruz. Elektronik imza kartı olanların şeyini almıyoruz. Ama hocam cebinde parası varsa fazla da yaptırsın versin siz. Yani ona biz kolaylıkları söyleyek de evet. Yani kendisi artık nasıl yapmak istiyorsa o kendi bilir.